Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 9. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajına başlamış olacak. Dönmez konuşmalarına şöyle devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da defaatle ifade etti. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi. Bundan sonra da kaybetmeyecek. Bugün yerli ve yabancı yatırımcılarımızı yeni YEKA yarışmaları için bir kere daha davet etmek istiyorum. Gelecek 10 yıl içerisinde hem rüzgar hem de güneş enerjisinde 10 bin megawattlık kapasiteyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Keza yerli kömürden alım garantili elektrik üretimi ihalelerinden birisini geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Burada hedefimiz 5000 megawata çıkarak yerli kaynakları ekonomimize azami derecede istifadesini sunmak arzundayız. Bunu yaparken önceliğimiz de çevreye duyarlı. Yeni nesil termik santrallerle elektrik üretim teknolojilerini bir arada kullanmaktır. Değerli konuklar, bir başka konumuz, başlığımız enerji verimliliği. 6 alan 55 başlıkta geçtiğimiz yıl biliyorsunuz enerji verimliliği eylem planını açıklamış idik. Kamuoyuyla paylaştık. Enerji verimliliği üzerinde büyük bir titizlikle durduğumuz konuların başında geliyor, yer alıyor. Çünkü kaynak zengini bir ülke değiliz maalesef. Daha az enerjiyle daha fazla katma değer sağlamak, daha az maliyetle daha yüksek verim almak için enerji verimliliğini hayatın her alanında istisnasız uygulamak durumundayız. Bu kapsamda 2023 yılına kadar yaklaşık 10 milyar dolar kamu özel bir yatırım gerçekleştirebilirsek, bu yatırımın karşılığını 2033 yılına geldiğimizde yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelirle geri kazanmış olacağız. Türkiye şu anki haliyle enerji yoğun bir ekonomi. Uluslararası rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak bir kere daha ifade etmek istiyorum ki diğer ülkelerle aynı birim malı daha az maliyetle ve daha az enerji tüketerek üretmek zorundayız. Türkiye'de enerjinin uygun maliyetle sunulması israf edileceği anlamına gelmez. Her kişi ve kurum bu konuda üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmelidir. Kıymetli katılımcılar, ülkemiz mevcut yerli ve milli enerji potansiyelinin yanında gerçekleştirdiği projelerle de bölgemizin enerji güvenliğinde önemli rol üstlenmeye devam ediyor. Bunun en önemli örneklerinden biri Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanan enerjinin İpek Yolu olarak adlandırdığımız TANAP. TANAP enerjide anahtar ülke konumumuzu daha da güçlendirmiş olacak. Bölgesel enerji arzının rahat bir nefes almasında önemli bir rol üstlenecek. Diğer bir önemli projemiz de inşası halen devam etmekte olan Türk Akımı. İki hattan oluşacak projenin 2019 yılı sonunda tamamlanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönem kriterlerimiz çerçevesinde her türlü uluslararası projenin parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Türkiye sağlam ekonomisi ve güçlü siyasi istikrarıyla uluslararası projelerin vazgeçilmez ortağı olmayı sürdürecektir.